El Fatiha ve as salavat. Allah ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsirinde Allah Teala bir araya getirdi. Ve Ankebut suresinin 59. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine sabiru ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ellezine onlar sabiru sabrın sahipleridir. Ve ale rabbihim ve ale rabbihim Rablerine tevekkülün tevekkül edenlerdir. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Burada tevekkülün en üst noktası ifade ediliyor. Bir buradaki sabrın sahibi olmak Allah-u Teala'ya iradelerini teslim edenlerin muhtevası tevekkülünde en üst mertebesini ifade eder. Sabır kelimesi sabretmek istikametine basit anlamda gelirse de realitede Allah-u Teala devrin imamları içinde sabiru kelimesini kullanmıştır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bunun manası sabrın sahibi olmak, yani 14 mertebe kalbin müzeyyen olmasıdır. Ve öbür taraftan da onların tevekkülün sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevekkülün en yüksek mertebesinden bahsediyor. İrşad makamına ulaşmış olan kişilerin muhtevası bu. Ve 60. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ke ey yin min
dabbetin la tahmilu rızkaha Allahu yerzu kuha ve iyya kum ve hüves semiül alim alim ve keyim venice minden dan dabbetin hayvan la tahmilü taşımaz rızkaha onun rızkı Allahu Allah yerzukuha o rızıklandırır ve iyyakum sizi yalnız ve hüve ve o es-semiu en iyi işiten el alim alimu en iyi bilendir. Hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Öyleyse onu da sizi de Allah rızıklandırır diyor. Allah'ın Rahman esması bütün hayvanlar, insanlar ve bitkiler içindir. Onların rızkını Allah Teala tekefül etmiştir. Herkese yetecek kadar yiyecek. Dünya üzerine bütün olarak düşünürseniz mutlaka her devirde var olmuştur. Açlıktan ölenlerin var olduğu bütün devrelerde bolluk bereket içindeki ülkelerin o aç insanları görmezlikten gelmeleri söz konusu olmuştur. Yoksa Allah Teala herkesin rızkını mutlak olarak verir. Ankebut suresi 61. ayet-i kerime ve le en se'eltuhum men halakas semavati vel arde ve sehhareş şemse vel kamere le yekulun nallahu Allah fe enna yufekun ve le elbette in eğer seheltühüm onlara sordun men kim kimse halaka yarattı es semavati semalar gökler vel el arda ve arz yeryüzü ve sahari musahhar kıldı emri amade kıldı es şemse güneş ve el kamere ve ay le elbette mutlaka yekunullahu yekulunnahu yekulunne Allahu yekulunne mutlaka diyecek der. Allahu Allah ve artık enna nasıl yufekun döndürüyor. Ve sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı? Güneş ve ayı kim size emrinize musahhar kıldı, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl döndürülüyorlar? Yani haktan batıla nasıl döndürülüyorlar? Hem her şeyin Allah-u Teala tarafından yaratıldığı konusunda aynı fikrin sahipleri, hem de haktan batıla döndürülüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini inkar ediyorlar. Diyorlar ki öyle Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ayet 62 Ankebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yebsutur rızka li men yeşâ'ü min ibadihi
ve yakdiru leh. İnnallâhe bi kulli şeyin alîm. Allahü Allah yepsudu genişletir, er rızka rızk. Li için min yeşayı dilediği kimse min ibadihi kullarından ve yaktırı ve takdir eder, daraltır. Lehu onun için innallâhe muhakkak ki Allah bi kulli şeyin her şeyi alîmun, en iyi bilen. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah Teala kuluna dilediği zaman geniş rızık verir, dilediği zaman rızkını daraltır. Bu Allah Teala'nın takdiridir. Dilediğine genişletir, genişlettiğini de daraltır, dilediğine daraltır, daha sonra genişletir. Allah Teala'nın her yaptığı şey mutlak bir Allah'ın kanununa ve iradesine dayalıdır. Layık olursak rızkımız genişler, olamazsak daralır. Ama Allah Teala'nın en şeytana kul olanların da rızkını genişlettiğini görüyoruz. Arkasında Allah'ın hikmetleri var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltehum men nezzele mines semai ma'en fe ahya bihil arde min badi mevtiha le yekulunallahu yekulunallah kulil hamdü lillahi lillah bel ekse ruhum la yakilun ve le elbette mutlaka in eğer seeltehum onlara sordun men nezzele kim indirdi min dan es semai sema gök main su fe artık böylece ahya hayat verdi bihi onunla el arda arz yeryüzü min badi sonra mevtiha onun ölümü le elbette mutlaka ekulunna Allahü ekulunne mutlaka diyecekler Allahü Allah kuli de elhamdü hamd lillahi Allah'a ait bel hayır ekserühüm onların çoğu la yakulun akıl etmezler. Eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a aittir. Fakat onların çoğu akletmezler. Görülüyor ki bu akıl etmeyenler de kendilerine bunlar sorulduğu zaman, gökten suyu kim indiriyor dendiği zaman, Allah diyorlar. Arza ölümünden sonra hayat veren kim dendiği zaman, Allah diyorlar. Ama akletmiyorlar. Hamdin Allah'a ait olduğunu biliyorlar. Ama Allah'a inandıkları için, mümin oldukları kanısındalar. Mümin olanları da mutlaka cennete gidecektir fikrindeler. Ve bunun tabii neticesi olarak milyonlarca, milyarlarca insan cehenneme gidecek. Bir yanlış öğrenim, yanlış öğretim sebebiyle. Allah'a inanan insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. İşte burada görülüyor ki
Allah Teala net olarak söylüyor. Bu insanlar gökten semadan su indirenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Hamd Allah'a aittir, onu da kabul ediyorlar. Ama onların çoğu akıl etmezler diyor Allah Teala. Ne demek akıl etmeyenler? Gözleri kör olanlar, kulakları sağır olanlar, kalplerinde idrakin olmadığı, Allah Teala'nın kalplerine idrak koymadığı insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar, kalplerine iman girmemiş olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Allah'a inanan herkes mümindir. Gerçekten de lügat manası öyle. Öyleyse biz mutlaka cennete gireceğiz. O zaman senin söylediklerine inanmamız gerekmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir şey yoktur diyorlar. Zaten diyorlar Allah ulaşılmazdır. Kimsenin ruhu hayattayken onu terk edip Allah'a gitmez. Ruh vücuttan ayrıldığı an zaten kişi ölür diyorlar. İşte bunlar akıl etmeyenler ve tabiatıyla mümin olduklarını sadece zannedenler. Allah Teala mümin olmanın vasıflarını koymuş oraya. Gökten suyu indirenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Suyu indirenin, hayat verenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Ama akıl etmiyorlar. Allah'a ulaşmaları lazım geldiği konusunda hiçbir bilgileri yok. Ve 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvün ve laib, yani laibun ve inned darel ahirete le hiyel hayevan. Lev kânû ya'lemûn. Ve ma değil hazihi bu el hayatı dünya hayatı illa den başka hariç lehvün eğlence ve laibün ve oyun ve inne ve muhakkak eddarel ahireti ahiret yurdu le elbette mutlaka hiye o el hayevanu gerçek hayat gerçek hayat lev eğer şayet kâne oldular yalemun bilirler. Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Ahiret hayatı, yani kıyametten sonraki hayat, sonsuza kadar devam edecek hayat, odur. Bu dünya hayatında yaşasanız 100 yıl yaşarsınız. 150 yıl yaşayın, orada milyarlarca sene yaşamak söz konusu bir sonsuz hayat.
ihtiyarlamak, yaşlanmak diye bir şey söz konusu değil. Enerji bedenlerinde yaşanacak. Onun için bu dünyada insan olan Allah'ın hedeflerine kendisini adar ve bir tek niyetle Allah'a ulaşmayı dilemekle herkes cennet ehli olabilir ve insanlar bu büyük hakikatin ne yazık ki farkında değillerdir. Ayet 65, Bismillahirrahmanirrahim. Fe iza rakibu fil fulki de'avullâhe muhlisine lehuddin. Fe lemma neccâhum il İlel berri izahum yüşrikun. Ve o zaman izah olduğu zaman o zaman rakibu bindiler fi el fulki gemiye deavullahe Allah'a yalvarıp yakardılar, dua ettiler muhlisine öylesine halis olarak, halis kalarak ve hu ona eddine din. Ve fakat lemma olduğu zaman necahim onları kurtardı ilal berri karaya. İza o zaman hemen hüm onlar yüşrikun şirk koşarlar. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a halis kalarak dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Ki insanlar gemiye binmeden evvel eskiden her şey tehlikeli, korsanlar var, hırsızlar var. Gemiyle bir yere giderlerken Allah'a çok yalvarıyorlar, yakarıyorlar böyle tehlikelerden, fırtınalardan kendilerini korusun diye. Sağ salim karaya o zaman Allah-u Teala'ya halis bir şekilde onun dinini halis kılarak dua ediyorlar. Ama döndükleri zaman şirk olayı devam ediyor takvanın dışındaki insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bismillahirrahmanirrahim. 66. ayet-i kerime. Li yekfuru bima ateynahum ve li yetem met ta u. Fe sevfe ya'lemûn. Liyekfürü inkar etsinler, nankörlük etsinler. Bima şeyleri
Ateynâhum, onlara verdik. Ve li yetemettehu, ve metalansınlar, faydalansınlar. Fe, fakat ama, sefe yakında, yalemun, bilecekler. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler. Ve metalansınlar, faydalansınlar. Ama yakında bilecekler. Öyleyse insanlar genel anlamda Allah'a karşı nankörlük edenler. Öyleyse bu bapta Allah'ın dizaynı açık. O herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Herkesi kurtarmaya hazır. Herkes için her şeyi yapacak ama kulunun iradesine bırakmış kurtuluşu. Ve kul iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince onun gideceği yer cehennem. Allah Teala kanunlarını koyar ve insanlar kendilerini cennete veya cehenneme götürecek olan yolu seçerler. Bilmemeleri mi? Hayır, o söz konusu değil. Herkese mutlaka tebliğ ulaşır. Ama insanlar ona inanmazlar. Başka insanların söylediklerine inanırlar. Resulün sözlerine inanmazlar. Başkalarının sözlerine inanırlar. Ve o zaman Allah'ın doğru yolunu bulamazlar. Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemezler. Dilemeyince de bu dünya hayatıyla metalanırlar. Ama gidecekleri yer cehennemdir. Ankebût suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna cealna haramen aminen. Ve yutehattafun nasu min havlihim. Efe bil batılı yuminune ve bi nimetullahi yekfurun. Mi ve lem yerev görmediler. Enna nasıl cealna biz kıldık. Biz yaptık haramen haram hürmet edilen yasaklanan aminen emin olan güvenilir olan ve yutehattafu zorla kapılıp götürülen esir alınan ennasu insanlar minden havlihim onların etraflarında. Mi fe hala bi'el batılı batıla yuminune inanıyorlar ve bi nimetullahi ve Allah'ın nimeti ne yekfurun inkar ediyorlar, nankarlık ediyorlar. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargacadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Mekke'nin etrafındaki insanlar esir alınıp malları alınırken onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargacadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah Teala Mekke'yi güvenilir, emin bir yer kıldı. Muhafazasını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Ve onlar hala bunu inkar ediyorlar. Bu daha sonraki devrelerde kesinleşmiş bir hüküm oluyor. Ve kafirlerin ve müşriklerin Mekke'ye, Kabe'ye girmeleri yasak ediliyor. Ayet 68, Ankebût 68. Ve men azlemu mimmen iftera alallahi kiziben ev kezzebe bil hakkı lemma ca'eh eleyse fi cehenneme mesven
lil kafirin. Daha zalim mimmen iftira min den mem kim kimse kişi iftira iftira etti. Alallahi Allah'a keziben yalan olarak yalanla ev veya kezzebe tekzib etti yalanladı. Bir el hakkı hak ile. Lemma olduğu zaman caihi ona geldi. E mı? Neyse değil mi yok mu? Fi içinde cehenneme cehennem mesven barınacak yer. Li el kafirin kafirlere kafirler için. Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Hem Allah'a yalanla iftira edenden hem de kendisine hak geldiği zaman, Resul hakkı getirdiği zaman onlara, onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır diyor Allah-u Teala. Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Kimlere hak gelir? Bütün kavimlerde, bütün Resuller, bütün insanlara ulaştırırlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin derler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye mutlaka ikaz ederler. Dalalettesin, küfürdesin, hüsrandasın, takva sahibi değilsin. Bunların hepsini onlara mutlaka söylerler. Ama onlar onu yalan sayarlar. Hep aynı şey, atalarından öğrendikleri şeyin doğru olduğunu kabul ettikleri için. Her devirde aynı olaylar tahakkuk eder. Allah'ın Resulleri her zaman Allah'tan öğrendikleri hakikatleri söylerler. Bu hakikatlerin başında da birinci faktör Allah'a ulaşmayı dilemektir. O yoksa geri kalan hiçbir şeyin oluşması mümkün değildir. Ama insanlar inkar ederler. Ve 69. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena ve innallâhe le me'al muhsinin. Ve ellezine ve o kimseler onlar cahidu cihat ettiler. Fina bizde, bizim uğrumuzda. Le elbette mutlaka nehtiyennehum onları mutlaka ulaştırırız. Subulena bizim yollarımız ve innallâhe ve muhakkaki Allah le elbette mutlaka meha beraber el muhsinin muhsinler. Bizim uğrumuzda nefsleriyle Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah yolunda, Allah uğrunda mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Burada Allah-u Teala bizim uğrumuzda, bizim içimizde, bizde cihad edenleri diyor.
Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın yolundadır. Onu bizde kabul ediyor Allah Teala, kendisinde kabul ediyor. Aslında ne zaman kendisinde olacak? Kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırdığı zaman. Kim ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı an Allah Teala'nın indinde bir muhteva kazanmıştır. İman edenlerle beraber oluyor. Kişi Allah'ın düşmanlarıyla cihad ediyor. Aynı zamanda nefs tezkiyesi yaptığı için nefsiyle de cihad ediyor. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hep Allah Teala'dan ihsan alır. Muhsin kelimesi ihsan alan manasına kullanılıyor. İhsan eden manası da var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah Teala'nın yolundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Ankebut suresi inşallah tamamlanıyor. Ve yeni bir sureye, inşallah Rum suresine geçiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Mukatta harfleri, yani bunlar mukattaat. Ya mukattaat tabir ediliyor ya da mukattaa harfleri. Mukattaat çoğul. Bu üç harfin sayısının bu ayet-i kerime, bu surenin içinde 19'un katları olarak geçmesi lazım. Ve büyük ölçüde bu hakikat, Reşat Ali Efendi'nin söylediği bu hakikat ölçülmüştür, tutmuştur. Bazı surelerde oraya ulaşılamamıştır. Sebebi bilinmiyor. İkinci ayet Rum suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Gulü betür Rum. Rum. Gulübeti galip gelindi, mağlup oldu. Er Rum, Rum. Rumlara galip gelindi. Yani Rumlar mağlup oldular. Burada ilave edecek bir şey yok. Rum orduları yenilmiş. Allah Teala yenileceğini söylüyor. Ayet 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ednel ardı hum min badi galebihim se yaglibun. Fe edne yakında, daha yakında, fel el ardı bir yer, ve hum ve onlar, min badi sonra, galebihim onların yenilmesi, se yaglibun galip gelecekler. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. O yenildikleri yerin yakınında başka bir yerde onlar galip gelecekler diyor Allah Teala. Rumlar galip gelecekler diyor. Fi bıd'ı sinin lillahil emru min kablu ve min ba'd ve yevme izin yefrahul müminun. Fi içinde bıd'ı birkaç, 3 ile 9 arası birkaç sayı. Sinine seneler, yıllar. Lillahi Allah'a aittir. Emru emir. Min kablu önce ve min badi ve sonra ve izin günü ve yevme izin. Yefrahu ferahlayacak, sevinecek. El müminin, müminler. Birkaç, 3 ile 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler.
Bu sure Bizanslılarla İranlılar arasındaki savaştan bahsediyor. Bizans'ın Doğu Roma İmparatorluğu Hristiyan'dı. İranlılar ise o tarihte ateşperestti. Miladi 613 yılında iki komşu devletin yaptığı savaşla Müslümanlar kitap ehli olan Hristiyanları tutuyor. Mekke müşrikleri ise mecusi olan İranlıları tutuyordu. Doğu Roma ile İran devletinin hududu Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeydi. Filistin, Suriye, Mısır, Irak'ın bir kısmı ve Anadolu Doğu Roma'ya aitti. İranlılar Doğu Roma'ya iki taraftan hücum ederek Anadolu'ya taarruz ettiler. İran orduları Doğu Roma kuvvetlerini her iki cephede de mağlup etmişti. Suriye'deki bütün mukaddes yerleri zapt ettiler. Filistin'i ele geçirdiler. Bütün kiliseleri yakıp tahrip ettiler. İranlılara sığınan 26 bin Yahudi ve 60 binden fazla suçsuz Hristiyan'ı kılıçtan geçirdiler. Daha sonra Mısır'ı işgal edip İskenderiye'ye ulaşmışlar. Anadolu'yu da istila etmişlerdir. Her geçtikleri yerde Hristiyanlık yeni ateşperestlik doğmaya başlamıştı. Savaşın bu neticesinde Müslümanlar müteessir oldular. Mekkeli müşrikler ise çok sevinip Hazreti Muhammed'e bizimle harp ederseniz işte sizin de haliniz kitap ehli kardeşleriniz gibi olacaktır diyorlardı. Bunun söylendiği sırada Allah Teala bu sureyi vahyediyor. Rumların yeniden galip gideceğini söylüyor. Birkaç yıl sonra ise imparator birdenbire değişmiş, ordusunu toplayarak İranlıları mağlup etmiş, işgal ettikleri yerleri geri almıştır. Bu olay karşısında Mekkelilerin birçoğu Müslümanlığı kabul etmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha olay olmadan evvel hakikati söylüyor. Hazreti Ebu Bekir bu sureyi haber aldığı zaman Mekkelileri bildirdi. Onlara 3 sene sonra olacağına dair 10 deve karşılığı bahse girdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca seneyi de deveyi de arttırmasını buyurdu. Çünkü bu 3 sene 9 sene arasında gerçekleşecekti. O da 100 deveye çıkardı. Galibiyet gerçekleştikten sonra bu süre zarfında Hazreti Ebubekir'in bahse girdiği kişi Uhud Savaşı'nda öldürülmüş olduğundan bu 100 deveyi varisleri Hazreti Ebubekir'e vermiştir. Ve bunlar, bu develer fakirlere dağıtılmıştır. Rum Suresinin 5. ayet-i kerimesi. Bi nasrullahi bi nasrullah yensuru men yeşâ'ı ve hüvel azizür rahim. Bi ile nasrullahi Allah'ın yardımı, yensuru yardım eder, men yeşâ'ı dilediği kimseye ve hüve ve o el azizü güçlü ve üstün olan er rahimu esirgeyen rahmet nuru gönderen. Bi nasrullahi Allah'ın yardımı ile, Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Galip gelme olayı Allah'ın yardımıyla gerçekleşmiştir. Bir inananlar var, kitap sahipleri. Bir de ateşe tapanlar. Allah-u Teala kitap sahiplerine yardım ediyor. Çünkü onların aralarında gerçekten Allah'ın evliyaları var. Yani hangi standartlarda içinde olursa olsunlar, kitap sahiplerinin içinde %10'dan daha az ama her zaman Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar mutlaka var olmuştur. Yani Allah'ın velileri. Şimdi Allah Teala burada rahimdir diyor, Allah Teala dilediğine yardım eder diyor, arkasından rahimdir diyor. Hangi esmasıyla yardım ediyor? Rahim esmasıyla. Tekrar edelim, Rahman esması herkes içindir. Yenilenler de yenenler de Rahman esmasından faydalanırlar. Ama Rahim esması Allah'ın dostları içindir.
Allah sadece rahim esmasıyla dostlarına yardım eder. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasıyla yaptığı yardım mutlaka o kişileri kurtuluşa ulaştırır. Rum suresinin 6. ayet-i kerimesi ve dallah la yuhlifullahu ve duhu ve dehu ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun. Vaadallahi Allah'ın vaadi, la yuhlifullahi, la yuhlifu hilaf etmez, değişmez, sözünden geri dönmez. Allah'ı Allah, vaadehu onun vaadi. Velakinne velakin ancak eksere en çok ennâsı insanlar la ya'lemûn. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Velakin insanların çoğu bilmezler. Allah'ın vaadi. Söz verdiği var. Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Rum suresinin 7. ayet-i kerimesi ya'lemu ne zahiren minel hayati dünya ve hum anil ahireti hum gafilun. Ya'lemu ne biliyorlar, bilirler zahiren, zahir olan, görünen mindan el hayati dünya, dünya hayatı ve hum ve onlar anil ahireti. Ahiretten hüm onlar, gafilün, gafil olanlar. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler. Ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından, dünya hayatının zahirini, yani görünen kısmını, dış tarafını bilirler. Ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Allah Teala ahiret deyince bunun lügat manası sonraki gün. Ama ahiret günü ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştığı gün. Öyleyse ahiretten haberdar olmayanlar batından haberdar olmayanlar demek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler demek. Dilemeyen hiç kimse ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıramaz ve ahiret onun için hiçbir zaman gerçekleşemez. Ahiret insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'deki bir başka adıdır. Kıyamet günü içinde, kıyametten sonraki cennet ve cehennem hayatı içinde ahiret kelimesi kullanılıyor. Dünyada ve ahirette ifadesi bu maksatla kullanılır. Ama ahiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla hele ahirete ulaşma şeklinde
ifade ediliyorsa, nikah ile ahirete şeklindeyse, o mutlaka insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah ahirete mülaki olmayanların, yani Allah'a ölmeden evvel ulaşmayanların ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanların amellerinin boşa gideceği ifade buyuruluyor. Buradaki ahiret kelimesi bu açıdan çok önemli bir kelime. Çünkü insanın kurtuluşunun kesin işaretini taşıyor. Ve Rum suresinin 8. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halakal lahus semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı ve ecelin müsemma ve inne kesiran minen nasi bilikai rabbihim le kafirun. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesi buradaki ahiret kelimesinin manasını veriyor. Onlar ahiretten gafil olanlardır diyordu Allah Teala. Ve hüm alel ahireti hüm gafilun. Ve onlar ki ahiretten gafil olanlardır. Ve kelimeler e, mü, ve lem yetefekkeru, tefekkür etmiyorlar, düşünmüyorlar. Fi enfisühüm, kendi nefsleri hakkında. Ma halaka, yaratmadı. Allahü Allah. Es-semavati, semalar, gökler. Ve el-ardı ve arz, yeryüzü, yer. Ve ma ve şeyler. Beynehüma, ikisinin arasında. İlla den başka. Bil hakkı, hak ile. Ve ecelin, ecel, zaman, süre. Ve müsemmen, isimlendirilmiş, belirlenmiş. Ve inne, muhakkak. Kesiran, çok. Min, dan, innası, insanlar. Bilikai, mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı, onların Rableri, Rabbihim, le elbette mutlaka kesin olarak, kafirun, inkar edenler. Onlar, kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre ile yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı kesin olarak inkar edenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanların çoğu kesin olarak inkar ederler. Bir evvelki ayet-i kerimede geçen insanlar ahiretten gafil olanlar, zahiri gören ahiretten, batından Allah'a ruhun ulaşmasından haberdar olmayanlar. İşte burada olay gerçekleşiyor. Mananın gerçekten o olduğu burada tebellir ediyor. Allah Teala insanların çoğu Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler diyor Allah Teala. Bütün zaman parçalarında böyle olmuştur. Hep bu konu inkar edilmiştir. Ve 9. ayet-i kerime evelem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kâne akıbetlesine min kablihim kânu eşedde minhum kuvveten ve esarul arda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caetum rusuluhum bil beyinat ve ma kânallâhu li yüzlümehum ve lakin kânu enfisehum yazlimûn. Emi ve lem yesürü, dolaşmıyorlar fi el ardı, yeryüzünde. Fe artık yenzürü, baksınlar keyfe, nasıl oldu, kânen oldu. Keyfe nasıl, kânen oldu, akıbeti, akıbet sonuç, ellezine, onlar min kablihim, onlardan önce kânen oldular, eşedde, daha kuvvetli, daha güçlü,
minhum onlardan kuvveten kuvvet bakımından ve esarı ve alt üst ettiler. El arda arz yer toprak ve ameruha ve onu imal ettiler. Eksera daha çok mimma onlardan. Ameruha ve onu imal ettiler. Ve caetüm ve onlara geldi Resulüm onların Resulleri bi ile el beyinati beyineler ispat vasıtaları deliller. Ve artık o takdirde makane olmadı. Allah, Allahu Allah li için yazdimehum onları zulmediyor ve lakin fakat kâne oldular enfüsehum kendi nefsleri yazdimun zulmediyorlar. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar. Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların Resulleri beyinilerle, ispat vasıtaları ve delillerle geldi. Allah onlara zulmetmiyordu. Velakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı inkar eden insanların sonucunu veriyor Allah Teala. Onların bu konuda geçerli olmayan iddialarından bahsediyor ve o insanların hepsi ne yazık ki bu konuda kendi nefslerine zulmediyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar işte ahiretten nasibi olmayan insanlar. Bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen ahiretten nasibi olmayanlar. Ne yapıyorlar bu insanlar? Allah'a milaki olmayı inkar ediyorlar. Onlar Allah onlara onlar huzursuzluk içinde yaşarlar. Allah onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmederler. Kaybettikleri dereceler yüzünden cehenneme gidecekleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.